Damarlarında bir damla kan oldukça Türk bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Adı Rauf Raif Denktaş. Ünvanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı. 27 Ocak 1924'te Kıbrıs'ın Baf kasabasında doğan ve henüz 1,5 yaşında annesini kaybeden Rauf Denktaş, baba hakim Raif Bey'in Lefkoşa'ya göç etmesi üzerine anneanne ve babaanneleri tarafından büyütülür. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere 4 kardeşten biri olan Rauf Denktaş, 6 yaşında İstanbul'da yatılı öğrenci olarak okur. 7 yaşında yeniden Kıbrıs'a döner ve Lefkoşa Ayasofya İlkokulu'nda öğrenimine devam eder. 1936 yılında İngiliz okuluna başlar ve 1941 yılında bu okuldan mezuniyet hazırlıklarına başlarken babasını kaybeder. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1942 yılında ve henüz 17 yaşında bir genç olarak çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle Mausa Limanı'nda konuşlanmış bulunan İngiliz ordusunda tercüman olarak görev alırken, aynı günlerde yayın hayatına başlayan Halkın Sesi gazetesine de takma isimlerle makaleler yazmaya başlar. Sonraki yıllarda her ikisi de uzun yıllar Kıbrıs Türk halkının sesi, lideri olacak Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ilk kez Halkın Sesi gazetesinin yayınlanışıyla birlikte 1942 yılının Mart ayı sonlarında tanışırlar. Bu tanışmada Doktor Küçük 36, Denktaş 18 yaşındadır. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü bu yıllarda babası merhum hakim Mehmet Raif Bey'in en büyük hayali olan hukuk öğrenimi için 1944 yılında İngiltere'ye gider. 1947'de mezun olur ve Kıbrıs'a dönerek avukatlık bürosunu açar. Kıbrıs'a dönüşüyle birlikte toplum lideri Doktor Küçük'le olan dostluğu daha da gelişir ve sonradan her ikisi de Kıbrıs Türk toplumunun liderleri olacak olan Doktor Küçük'le Rauf Denktaş, 1948'de Kıbrıs Türkleri adına ilk kez Enosis'e karşı birlikte miting düzenlerler. Bu miting aynı zamanda Denktaş'ın da halk karşısına çıktığı ilk miting olur. Denktaş aynı yıl 1948 iki önemli olay yaşar. Hem İngiliz sömürge yönetiminin Kıbrıs'a muhtariyet verilmesi teklifi üzerine oluşturulan Türk İşleri Komisyonu'na üye seçilir, hem doğduğu günden beri nişanlısı olan Aydın Hanım'la evlenir. 1949'da başsavcılık görevine atanır. EOK saldırı ve cinayetleri giderek şiddetlenirken Denktaş 1957'de Kıbrıs Türk Federasyonu Başkanı seçilir ve İngiliz yönetimindeki başsavcılık görevinden istifa eder. Kıbrıs Türk Federasyonu Başkanı Denktaş, EOK, Tethiş ve terör örgütünün Türklere yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine 17 Kasım 1957 günü Doktor Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrıverdi ile birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunu gerçekleştirir. 1959 Zürih ve Londra antlaşmaları ile 1960 Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında görev alan Denktaş, aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçilir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkıldığı 21 Aralık 1963 sonrasında başlayan görüşmelerde yer alan Denktaş, 1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makaryos tarafından istenmeyen adam ilan edilir. Kıbrıs'a girişi yasaklanır ve zorunlu olarak Ankara'da yaşamaya başlar. Kıbrıs'a giriş yasağı devam eden Denktaş, 1967'de adaya gizlice girerken Yunanlı askerler tarafından yakalanarak sorguya alınır. Ancak anavatan Türkiye'nin etkin girişimleri sonucunda serbest bırakılır ve yeniden Ankara'ya döner. Uluslararası baskılar sonucunda Makaryos adaya giriş yasağını kaldırır ve Ankara'dan Kıbrıs'a döner.
Kıbrıs'a dönüşüyle birlikte toplumsal mücadelesini yoğunlaştıran Denktaş, 5 Temmuz 1970'te gerçekleştirilen genel seçimler sonucunda Türk Cemaat Meclisi Meclis Başkanlığına seçilir. Denktaş, 16 Şubat 1973 tarihli seçim sonrasında da bu kez hem Kıbrıs Cumhurbaşkan Muavini hem Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak iki ayrı göreve birden seçilir. Denktaş, Türk Barış Harekatı'nın gerçekleşmesinden 7 ay sonra ortaya çıkan yeni siyasal koşulların kaçınılmaz gereği olarak 13 Şubat 1975 günü Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan eder ve devlet başkanlığı ile meclis başkanlığı görevlerini üstlenir. Federe Devlet Anayasası uyarınca 20 Haziran 1976 günü yapılan ilk genel seçimlerde büyük bir halk çoğunluğunun katılımıyla yeniden devlet başkanı seçilir. 1981'de ikinci kez devlet başkanlığına seçilen Denktaş, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan eder ve 2 yıl sonra gerçekleştirilen seçimi de kazanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı olur. Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını dumanlandır. Yürüyoruz arkadaşlar. 22 Nisan 1990'da yapılan erken seçimde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Rauf Denktaş, 1995 ve 2000 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanır. 17 Nisan 2005'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan 2005 tarihiyle birlikte emekliye ayrılmasına karşın toplum sorunlarına ilişkin yoğun çalışma temposunu bu kez özel ofisinden yürütmeye devam eder. Bugüne değin Türkçe ve İngilizce olmak üzere Kıbrıs sorunu konusunda yayınlanmış 50 kitabı ve TRT tarafından filme çekilen bir senaryosu bulunan Denktaş'ın yazarlık ve fotoğrafçılık en sevdiği uğraşlarıdır. Bu kısa yaşam öyküsü yanında Denktaş, Amerika, İngiltere, Avustralya, İtalya, Türk Cumhuriyetleri, Polonya, Fransa, Avusturya ve Türkiye Cumhuriyeti'nde çeşitli temaları ele alan fotoğraf sergileri açtı. Sayısız konferanslar verdi ve çeşitli ödülleri yanında Fahri Doktora ve Profesörlük payelerinin sahibi oldu.